Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Safiye. Bugün sizler için ev usulü diyebileceğimiz şiş kebap tarifini hazırladım. Yapımı oldukça kolay, bir o kadar da lezzetli. Normalde her zaman evde ızgara tavasında yapardım ama bu defa mangal için hazırladım. Hadi gelin sizleri fazla bekletmeden hemen yapılışına geçelim. Öncelikle 1 kilo yağlı dana kıyma. Benim kullandığım kıyma maalesef oldukça yağsızdı. Evde olanı kullandım çünkü. 2 çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı kadar karabiber, 1 yemek kaşığı tepelim olacak şekilde tatlı toz kırmızı biber, yarım çay kaşığından biraz fazla kimyon. Kimyon isterseniz kullanmayabilirsiniz ama köfteye ayrı bir lezzet katıyor. Ve damak tadınıza göre tuzu da ilave edip İyice yoğuruyoruz. Eğer köftenizin lezzetli olmasını istiyorsanız mutlaka yağlı kıyma kullanın. Bunu bir daha belirteyim. Eğer varsa içine taze kekik veya normal kuru kekik de ilave edebilirsiniz. Evde tazesi olduğu için hemen biraz taze kekik ilave ettim. Çok iyi bir şekilde yoğurdum. Eğer vaktiniz varsa buzdolabında biraz dinlendirebilirsiniz. Ama ben hemen çöp şişleri geçirmek istedim. Ben şöyle uzun yassı çöp şişler kullandım. Eğer bu çöp şişlerden yoksa uzun ince kürdan gibi olanlardan 2 tane yan yana getirip onun üzerine de geçirebilirsiniz. Limon büyüklüğünde parçalar alıp şiş kebaba geçiriyoruz. Elimizle düzgün bir şekil verdikten sonra bütün şiş kebapların hepsini aynı şekilde yapıyoruz. Kebaplara şekil verirken mutlaka elinizi suyla ıslatın, daha sonra şekil verin. Şu an görmüş olduğunuz gibi elim ıslak, çok rahat bir şekilde hemen kebap formunu veriyorum. 1 kilo kıymadan yaklaşık 10 tane büyük boy şiş kebap çıktı. Şimdi artık pişirme işlemine geçiyoruz. Misafirinize veya kendinize isterseniz bir gece öncesinden hazırlayın, üzerini güzelce kapatın ve ertesi gün pişirin. Ben birkaç saat öncesinden hazırlamıştım. Pişirme işlemini artık eşime devrettim. Normalde ızgaranın telini kapatmak istemedim ama eşim ısrarla o teli aldı üzerine kapattı. Kesinlikle pişirirken bu şekilde sıkıştırarak pişirmeyin. Çünkü ister istemez yapışma riski var. Bu riski de göze almayın ama eğer kıymanız yağlıysa yapışmayabilir. Ara ara çevirdik. Etrafa mis gibi kokusu yayıldı. Şimdi artık son bir kez daha çevirip kontrol ediyoruz ve mangaldan alıyoruz. Evde de yapabilirsiniz. Normal ızgara tavası veya düz tavada da yapabilirsiniz. Çok az yağın içinde kızartın. İnanılmaz lezzetli oluyor. Sürekli yaparım. Özellikle çocuklarım buna bayılıyor. Tabi her zaman mangalda pişirmiyoruz. Evde pişirdiğim zaman normal az yağlı tavada önlü arkalı kızartarak pişiriyorum. Kebaplarımız artık servise hazır. Hemen büyük oğluma ekmek arası yaptım. Piknikte olduğumuz için maalesef etrafta sinekler de uçuşuyor. Artık kusuruma bakmayın. Videomuzu bu kısma kadar izlediyseniz mutlaka yoruma kalp bırakın. Ben de bu sayede izlemiş olduğunuzu anlarım. Tariflerimden memnunsanız lütfen beğenip paylaşmayı, yorum yapmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz bu videodan hemen sonra abone olabilirsiniz. Bir sonraki tarifimizde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.